Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen Laz Çerkes Sivil Toplum Ağı projesi Türkiye'de yaşayan diller için umut oluyor. 1 Temmuz 2020'de başlayan projenin ana ekseninde tehlike altındaki diller ağı oluşturmak var. Bu dillerin hayatta kalması için ortak bir strateji geliştirmek, bu alanda farkındalık yaratmak, tehlike altındaki diller hakkında güncel durumun tespiti ve sivil toplum çalışmalarını desteklemek temel amaç. Tehlike altındaki diller sosyal paylaşım ağı üzerinden konuya dair hem yerli hem de küresel gelişmeler, dil haberleri, akademik yazılar paylaşılırken, bir yandan da dillerin durumu ile ilgili yabancı kaynaklardaki literatür Türkçe'ye kazandırılıyor. Proje sayesinde Türkiye'de ilk olarak tehlike altındaki dillerin mevcut durumu akademik açıdan takip edilecek ve yıllık olarak raporlaştırılacak. Lazca ve Çerkesçe'nin konuşulduğu alanlar kayıt altına alınacak. Şüphesiz Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı Projesi'nin en önemli ayaklarından birini ana dili eğitimi ve dil öğrenimi alanındaki çalışmalar oluşturuyor. Türkiye'de 2012 yılından beri ortaokullarda seçmeli olarak sunulan Yaşayan Diller ve Lehçeler ders raporu hazırlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Lazca Dersi raporu, 2003-2020 arasında yapılan Lazca derslerin okullardaki güncel durumunu ele alacak. Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi görünürlük kampanyası ile de bu derslerin seçiminin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında eğitim alanında en önemli faaliyetlerden biri olan ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle yapılması hedeflenen sertifikalı Lazca ve Çerkesçe eğitmen eğitimleri ise proje kapsamında oluşturulan öğretmenler ağının desteğiyle yürütülecek. Ana dilinde eğitim materyali oluşturma eğitimlerinde öğretim materyalleriyle podcast ve video gibi multimedya ve dijital eğitim materyalleri üretilecek. Ayrıca sesli sözlük çalışmaları kapsamında Laz ve Çerkes dilleri için dijital sözlükler hazırlanacak. Projenin uluslararası ayağında ise Uluslararası Kafkas Dilleri Konferansı ve Uluslararası Tehlike Altındaki Diller Sempozyumu adıyla düzenlenecek etkinlikler, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden grupları, araştırmacıları, akademisyenleri ve kurumların temsilcilerini Türkiye'de ilk kez bir araya getirecek. Uluslararası ziyaretler ile somut tecrübe aktarımı ve uluslararası ağ oluşturma çalışmaları güçlendirilerek pratiğe dökülecek. 3 yıllık projenin son aşamasında Türkiye'de bugüne kadar yayımlanmış eserlerin, süreli yayınların, görsel materyallerin sergileneceği ana dili yayınları sergisi ve araştırmacı, yayıncı ve aktivistlerin katılımıyla sohbet oturumları proje kapsamında gerçekleştirilecek. Tehlike altındaki diller gençlik kampı düzenlenecek ve tüm bunlar dijital aktivizm çalışmaları ile desteklenecek. Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı Projesi, güçlü bir savunma ağı oluşturarak Türkiye'de tehlike altındaki diller için bir umut oluyor. Yaşasın diller, diller yaşasın. Skidan Nenape, Nenape Skidan.